Merhabalar Ege TV izleyicileri. Aydın'dan merhabalar. Ben Ayla Ekin Deniz. Deniz Yeli programımızla siz sevgili Ege TV izleyicilerinin karşısındayız tekrar. Evet, bugünkü konuğumuz Karacasu Belediye Başkanı Sayın Zeki İnan. Sayın İnan, hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Çok şükür elhamdülillah nasıl oldum işte koronavirüsüyle, Ramazan'la ve bir belediye işlerimizle hayat daim ediyor yani çalışıyoruz. Çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Evet. Evet başkanım, biliyorsunuz malum konumuz artık tüm dünya ve Türkiye'nin konusu koronavirüs. Ben öncelikle ekranlardan, Ege TV ekranlarından şunu belirtmek istiyorum. Şanslı bir ilçesiniz. Koronavirüsün tek görülmediği ilçelerden, 3 ilçeden bir tanesi Karacasu. Şu ana kadar hiç vaka görülmedi değil mi başkanım? Bildiğim Evet, kadarıyla. hiç, çok şükür hiçbir vakamız yok. Tabii ki burada bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bu vakamız yok diye gevşetivermedik. Çalışmalarımız ilk günkü gibi sıkı bir tedbirlerle devam ediyoruz. Başkanım, oraya bir de çalışmalarımıza gelince bu koronavirüsün ilk duyulduğu, yani tabii dünyada daha önce başladı ama Türkiye'de milat 11 Mart'tan itibaren Türkiye'de görülmeye başladığında nasıl tedbirler aldınız Karacasu Belediyesi olarak? Pardon. Şimdi biz ilk koronavirüs duyulduğunda hemen bir ilçe hıfzıssız kurulunu kurup Sayın Kaymakamımızla, o yönden ilçe olarak da çok şanslıyız. Tecrübeli bir kaymakamımız var. Tecrübeli bir kaymakama sahibiz. Sayın Kaymakamımızla ve diğer kolluk kuvvetlerimizle ilçe hastanesiyle irtibata geçip ne yapabileceklerimizi önce masaya yatırdık. Yapabileceğimiz tedbirleri almaya başladık. İlk başlarda sizin de gördüğünüz gibi kamuoyunda yansıdı bu. Drone ile ateş ölçümü yapıldı pazarlarımızda. Ve aralıksız olarak bütün mahallelerimizi hemen hemen her hafta 2 günde bir dezenfekteyle yıkandı, dezenfekte attırdı. Dükkanlarımızı ayrı bir grup yapıp devamlı açık bulunan esnafımızın dükkanlarını dezenfekte yaptırdık. Yolcu minibüslerimiz tabii ki devamlı dezenfekte yapıldı. Bunun yanında maske dağıtımı, herkese maske dağıtımı yapıyoruz, devam ediyoruz maske dağıtımına ve aynı zamanda kaymakamlığımızın öncülüğünde nasip olursa pazartesi günü başlayacağımız yeni maske üretim atölyesi de kurduk. Kaymakamlığımızın öncülüğünde. Biz yeri tahsis ettik. Kaymakamımız çalışkan ruhuyla ona bir Karacasu'ya bir katkı sağlamış oldu. El dezenfektanlarını esnaflarımıza el dezenfektanı dağıttık. Yani hala tedbirlerimize devam ediyoruz. Yani Aydın'da, Karacasu'da hiçbir vaka yok. Aydın'da il sınırımız açıldı. Ama biz bunu tamam artık virüs gitti bizden diye rehavete kapılmadan tedbirlerimizi almaya, uygulamaya devam ediyoruz. Biz bunu uygularken esas bizim Karacasu olarak en büyük şanslı yanımız da ne biliyor musunuz? Bizim halkımız. Buradan Karacasu halkına da çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim gösterdiğimiz, bizim uyguladığımız tedbirleri onlar aynen harfiyen uyguladılar. Sokağa çıkılmayacak dedik, çıkmadılar.
Başkanım oraya geleceğim hemen. Karacaoğlu halkına teşekkür ettiniz. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığında sıkıntı yaşadınız mı hiç vatandaşlar tarafından? Harfiyen uyuldu mu bu yasak? Hayır, hiç sıkıntı yaşamadık. Onun için zaten söyledim ya, teşekkür ettim Karacasu halkına. Zaten bakın burada biz tedbiri uyguladık. Ama esas tedbire uyup uymamak önemlidir bu virüsün yayılmasında. Tedbire uyan halkımız. Halkımız bizim tedbirlere harfiyen uydu, uyum sağladı. Uyum sağlayınca da koronavirüs ilçemize gelmedi. Gelmedi diyorsunuz. Peki başkanım, Karacasu yani yazlık yaylalarda, ki ben de bir Karacasulu olarak yaylalarda yazlıkları olan vatandaşlarımız var. Karacasu'nun havası çok güzeldir. Bu yazlıklara gelenler oldu mu bu koronavirüs döneminde? Yani bu dönemi buralarda geçirmek isteyip nüfusun artışı oldu mu Karacasu'da? Tabii ki bizim 18 bin nüfusumuz 20 bini geçti. Bu esnada. Ama herhangi bir sıkıntı yaşandı mı bu nüfus yoğunluğundan dolayı? Hayır, hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Çünkü şöyle bir şey, hiçbir sıkıntı şu şekilde yaşanmadı. Biz her gelen Karacasulu olup da İzmir'de çalışan vatandaşlarımız var bizim. Muğla'da çalışan vatandaşlarımız var. Dediğiniz gibi Büyükşehir, Aydın'da, Denizli'de, burada yazlıkta evleri olan vatandaşlarımız vardı. İlk iller arası kısıtlama gelmeden koronavirüs çıkınca bu vatandaşlar pideci olan dükkanı kapandı. Pidecilerin dükkanı kapandı biliyorsunuz. Evet. Kahvecilerin dükkanı kapandı. Dışarıda İzmir'de, orada burada dışarıda Karacasulu olup da dükkanı kapanan vatandaşların hepsi köylerine, mahallelerine, Karacasu'ya geri döndüler. Geri döndüler ama ki burada geri dönen vatandaşlarımız da çok duyarlı. Onlara da teşekkür ediyorum. Biz bunlar geri döndü. Geldiklerinde 14 gün evde tedbir aldık bunlara biz. 14 gün karantina uyguladınız. Aynen. 14 gün karantinaya alındı ve kaymakamlığımız tarafından kurulan vefa grubundan her gün bunlara takip edildi. Her gün takip edildi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Habersiz dışarıdan gelen kişileri komşuları bizleri uyardı. Evet, o güzel bir şey. Bu da halkın ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Yani sizin yüzden, bilginiz dışında ve izinsiz gelenleri komşuları mı bildirdi size böyle gelenler var diyerekten? Tabii ki karşı komşusu aradı. Bizi aradı, kaymakamlığı aradı, dedi ki böyle bir benim komşum geldi, İzmir'den geldi, haberiniz olsun. Hemen biz de gereken işlemi yapıp onun 14 gün evde kalmasını sağladık. 14 gün bütün ihtiyaçları karşılandı. Devamlı ateşi ölçülerek devamlı takip edildi. Daha sonra da takip sonucu herhangi bir şey çıkmayınca tabii ki normal hayatına devam etti bu vatandaşlar. Başkanım, herhalde güzel bir duygu olsa gerek şu salgın döneminde hiç bakanınızın olmaması bir ilçe olarak ve dediğiniz gibi nüfusu da artmış bir ilçe olarak gerçekten de vatandaşların da duyarlılığına bağlı zannediyorum. Siz de teşekkür ettiniz zaten. Ama şöyle bir şey var, şimdi Karacasu'nun yaş ortalaması biraz yüksek, siz de biliyorsunuz. Evet. Şimdi bu evet. Hafta sonu itibariyle... Yani büyüklerimiz, sevgili büyüklerimize 3-4 saat bir zaman ve dilimi verildi. İşte dışarıya çıkıp dolaşmaları için. Bu konuyla ilgili nasıl önlemler aldınız? Şimdi tabii ki... Ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı da kalktı Aydın ili için. Yani sadece yaş, yani 65 yaş üzeri büyüklerimiz değil, tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı ve Karacasu'da en çok ziyaret edilen ilçelerden birisi. Hafta sonu evet. Bir akın veya bir yığılma bekliyor musunuz? 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkması için çıktıklarında nasıl önlemler aldınız? İşte maske dağıtacak mısınız? Veya kontrollü mü olacak? Tabii ki devamlı bizler de dışarıda olacağız. Herkese zaten maskesiz kimse, hiçbir vatandaşımızı maskesiz bırakmıyoruz. Devamlı maske
belirli noktalarımızda. Biz maske dağıtıyoruz, kaymakamlık maske dağıtıyor. Devletimiz zaten eczanelere gönderdi. Eczaneler maskeyi veriyor, dağıtıyor. Yani maskede hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Hafta sonu yaşlılarımızın sokağa çıkmalarında bizler, zaten onlar bize yardımcı oldu bu zamana kadar. Sokağa çıkmayarak bize yardımcı oldular. Şimdi pazar günü de görev bize düşüyor. Biz de onları gönüllerince, tabii ki sosyal mesafeyi koruyarak istediklerini, yürüme mesafesinde, tabii bunu biliyorsunuz, yürüme mesafesinde 2-3 saat dolaşıp hava alacaklardır. Yani kontrollü bunlar, bir şekilde siz de kontrollerinizi sürdüreceksiniz bu konuyla. Biz onlarla beraberiz zaten. Hep beraberiz diyorsunuz. Hep beraberiz. Benim bir şey dikkatimi çekti. Türkiye'de 15 gündür bir maske kavgası aldı başını gidiyor. Kavgası da demeyelim de şöyle diyelim. Bazı grup işte maske olmadığından dolayı işte maskesiz kaldık. Ama sizler, bizim şimdiye kadar program yaptığımız belediye başkanlarımız veya sivil toplum kuruluşu başkanı olan kişilerimiz, maskede herhangi bir sıkıntımız yok. Siz de söylediniz, kaymakamlıkla beraber biz kendimiz de maskemizi üretiyoruz. Yani devlet de sonuçta gönderiyor eczanelerde ve şu an satışı da artık yani satışı, evet, parayla satışı başlandı. Siz Karacasu Belediyesi olarak kaymakamlıkla beraber maske ürettiniz. Evet. Veya başlayacak. Pazartesi günü başlıyoruz. Pazartesi günü başlayacak. Bu maskeyi kurumlara mı ve vatandaşlara mı dağıtacaksınız Sayın Başkanım? Vatandaşlara. Vatandaşlara, kurumlara, yani herkese, isteyen herkese. Mesela Karacasu'da benim maskeye ihtiyacım oldu. Gelip belediyeden mi isteyeceğim? Hayır, şimdi belli noktalarımız var. Atıyorum, Karacasu Belediyesi'nin zabıta birimi var. Zabıta birimimizin zabıta noktalarımız var Karacasu'da. Zabıta noktasından temin edebileceksiniz. Ne bileyim, herhangi bir eczaneden temin edebileceksiniz. Her yerden temin edebileceksiniz. Anladım Sayın Başkanım. Başkanım, peki biliyorsunuz vefa masaları kuruldu kaymakamlıklar bünyesinde. Evden çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçları için. Bu durumda vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılandı mı? Sizden en çok talep edilen neler oldu? Belediye ile birlikte mi yaptınız? Belediye personeliyle birlikte mi hareket edildi Karacasu'da? Yoksa sadece kaymakamlığın oluşturduğu personel grubuyla mı hareket edildi? Size gelen, en çok gelen, en fazla talepler nelerdir başkanım? Şimdi şöyle, vefa grubunu tabii ki biz kaymakamımızla beraber, kaymakam beyimizle beraber, belediye personeli, kaymakamlıktaki sosyal hizmetler olsun, hep beraber birlikte yürüttük. Bir eleman takviye ederek, araç takviye ederek beraber yürüttük. Yani burada gelen talepler, yani bir kişi olarak 65 yaş üzeri ne ihtiyacı olabilirse kişilerin her türlü ihtiyaç talebinde bulunuldu. Tabii ki bunlar anında kişilere ulaştırıldı. Bunlar maaşları dahil olmak üzere emekli maaşları, emekli ikramiyeleri emeklilerimizin. Sağ olsun ilçe milli eğitim müdürümüzün ve ilçe milli eğitim personelinin çok büyük katkıları var burada. Buradan kendilerine ve Sayın Kaymakamıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu işi yürütmede, bu işi koordine etmede başarılı bir süreç yaşattı. Başarılı bir süreç devam ettirdik. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Gelen talepler bu beyanı. Herkesin normal ihtiyaçları. Tamamen karşılandı tüm ihtiyaçlarımız. Aynen. Yani Karacasu'da yaşayan vatandaşlarımız tüm ihtiyaçlarının karşılanmasından memnunlar. Ve sokağa çık, tüm kurallara uyaraktan da bu virüsün Karacasu'ya gelmemesini sağladılar. Çok güzel bir şey. Şimdi başkanım, yani şu an virüs salgınıyla uğraşıyorsunuz. Peki bu salgın esnasında işleriniz, yani normal belediyenin rutin işleri yolunda gidiyor mu? Yoksa
ertelenenler var mı veya yarım kalmak zorunda olanlar var mı, işleriniz var mı? Yoksa rutin, ben sizi görüyorum, sosyal medyadan da takip ediyoruz. Sürekli sahadasınız. Yani işte bir yol yapılıyorsa başındasınız. Pazar günleri ve pazartesi günleri pazarın içindesiniz. Bizzat birebir gördüğümüz kadarıyla yapılan her işin başındasınız. Bu işlerinizde herhangi bir azalma oldu mu, kısıtlama oldu mu? Yoksa rutin işleriniz devam ediyor mu? Leyla Hanım, biz de tabii ki sizin de gördüğünüz gibi, siz de söylediniz zaten benim söyleyecek olduklarımı siz kendiniz söylediniz. Bizim rutin işlerimiz devam ediyor. Hiçbir işimizi bu zamana kadar aksatmadan, aksattırmadan, personelimizin özverisiyle işlerimiz devam ediyor. Hiçbir işimiz yarım kalmadı. Özellikle temizliğe daha çok önem vermeye başladık. Bu arada. Şu 2 aydır ilk işimiz temizlik oldu. Kesinlikle temizlenmeyen, yıkanmayan hiçbir sokak mahallemiz kalmadı. Kalmadı. Aynen öyle. Ben özellikle buradan rejideki arkadaşlarım hazırsa, görüntülerimiz hazırsa, siz Karacasu'da Sayın Karacasu Kaymakamlığı ile beraber bir ilke imza attınız. Havadan drone ile ateş ölçtünüz ve drone ile Evet. ilaçlama yaptınız. Bundan biraz bahsedebilir miyiz başkanım? Drone ile ateş ölçme nasıl yapıldı? Ateş ölçmeyi tabii ki tamamen dediğimiz gibi tecrübeli bir kaymakamımız var. Sayın kaymakamımızın fikriydi ve gayet de başarılıydık ateş ölçümünde. Özellikle pazartesi Karacasu'nun pazarı olduğu günleri biz bu ateş ölçümünü yaptık ve gayet de başarılıydı yani. Ve Başkanım, çevreden iyi tepkiler aldık. şöyle sormak istiyorum. Mesela kaç kişinin birden ateşini ölçebiliyor drone? Bir Yok, hayır, kalabalık şimdi yani yukarıda. şöyle Aylin Hanım, bu Algılıyor. hayır, bir kişi öyle 3 kişi 5 kişinin birden değil. Bu devamlı dolaştığında alanda kişilerin ısı dengesine bakıyor. Şimdi Evet. bunu kontrol eden, kullanan arkadaşın laptopuna sıcaklığı, ateşi yüksek olan nokta geldiğinde o noktanın üzerine basıldığında o sıcaklığın, yüksek ateşin nerede olduğu tespit ediliyor. Hemen o alan çembere alınıp oradaki yüksek ateşteki gösteren alandaki kişilerin ateşi tekrar ölçülüp kontrol ediliyor. Şey olarak Aynen yani aynı da tabii ki bu beyanda sağlık ekiplerimiz de aynı anda yanımızda oluyor bizim. Orada hazır bulunuyorlar yani. belli bir derece var. O derecenin üstüne çıktığında sinyal veriyor ve o Sinyal veriyor, alanda sinyale göre. Evet. o sinyale göre nerede hangi bölgede sinyal verdiyse oradaki tüm vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek olanlar sağlık kurumlarına Evet. yönlendiriliyor. Aynen Bu öyle. uygulama devam ediyor mu başkanım hala? Her Tamam, pazartesi devam. Ay, evet devam evet ediyor. devam. Pazartesi günü tekrar yine pazarımız var. Pazartesi günü tekrar yine uygulanacak. Uygulanacak. Anladım. Şimdi Sayın Başkanım, sokağa çıkma yasağı kalktı dedik. Biliyorsunuz 11 Mayıs'tan itibaren de Cumhurbaşkanlığı tarafından getirilen bir takım gevşemeler var. Berberler ve kuaförler açılacak pazartesi günü. Siz bu konu için nasıl tedbirler aldınız? Karacasu'daki kuaför ve berberler için aldığınız tedbirler nelerdir? Onlara nasıl bir hizmet sunacaksınız veya nasıl destek olacaksınız? En aza indirgemek amacıyla virüsü veya salgını. Şöyle, şimdi bugün bütün berberler ve kuaför arkadaşların dükkanların girişlerine el dezenfektanı taktırıyoruz belediye olarak.
Ayrıca iş yeri girişlerine dezenfektan monte ettiriyorsunuz. Evet, el dezenfektanı monte edeceğiz. Nasıl daha önce biz ilk başladığında bunu biz bankamatiklerine yapmıştık. Şimdi de kuaför ve berber dükkanların giriş kapılarına el dezenfektanını bugün monte ediyor arkadaşlar. Aynı zamanda pazar günü bu berber ve kuaför arkadaşlar dükkanlarını temizleyecekler. Temizlenen dükkana biz dezenfekte yapacağız. Grubumuz, ekibimiz şu an hazır pazar günkü şey için. Bir de pazartesi günü dükkanlar ilk açılacağı için sosyal mesafeyi koruma anlamında ve müşteri kabul etme anlamında devamlı zabıtalarımızla berberlere ve kuaförlerimizi takipte olacağız. Şimdi bugün yani pazar günü berber ve kuaför salonları temizliğini yapacaklar ve siz dezenfektanları yapacaksınız. Peki evet. Bu dezenfekte her gün mü olacak yoksa haftada bir mi yapacaksınız bunu? Her gün bu dükkan özellikle berberler ve kuaförler her gün dezenfekte yapılacak. Her gün dezenfekte yapılacak. Onlar için ekibimizi biz ayırdık zaten. Ekibimizi ayırdık. Yani Karacos'taki tüm berber ve kuaförler dezenfekte. Peki sadece kuaför ve berberlerle mi sınırlı kalacak? Mesela açık marketler falan yapacak mısınız oralara da? Hayır, onlar yapılıyor zaten. Berber ve kuaförler yeni açılacağı için. Onları söyledim. Bu marketler olsun, açık olan esnafımızın dükkanı devamlı yapılıyor zaten dezenfekte. Sürekli dezenfekte ediliyor oralar. Şimdi başkanım, hafta sonu bir yoğunluk bekliyor musunuz Karacasu'ya? Tabii ki geçmiş haftalardan biraz daha yoğun olabilir. Muhakkak olur. Çünkü biliyorsunuz Karacasu'nun yaylası var, temiz havası var, bir güzelliği var. Muhakkak Nazilli'dendir, Aydın'dan gelenler olacaktır. Muhakkak olacaktır yani. Geleceklerdir diyorsunuz. Evet. Peki başkanım, yani şu anki normalleşme sürecine bakıldığında bu süreç biraz daha sanki uzayacak gibi. Biliyorsunuz bizim bir dedeba hayrımız var. Hayrı var Karacasu'nun. Her Ağustos ayının son gününde yapılan. Bu süreç uzarsa zannederim 700 kusur yıllık bir gelenek bu. Bu yapılır mı, yapılmaz mı? Bu konuyla ilgili hiç görüşmeleriniz oldu mu veya herhangi bir çalışmanız oldu mu bu konuyla ilgili? Ayla Hanım, biz Dedeba 737 yıllık bir geleneğimiz. Evet. Ama bizler biliyorsunuz İslam tarihinde ilk defa cuma namazları kılınmadı. Evet. İlk defa teravihler, Ramazan'ı teravihsiz geçiriyoruz. Evet. Böyle bir uygulamalar var iken, yani bu süreçte böyle devam eder ise, yani Dedeba hayrı tabii ki olmasının mümkünatı yoktur. Bu şekilde de henüz tam bir normalleşmeye geçmezsek. Peki başkanım, siz nasıl buluyorsunuz alınan kararları? İşte AVM'lerin açılması, futbol maçlarının Haziran'da başlaması, berber ve kuaförlerin açılması. Sizin de fikrinizi alabilir miyim? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki bunların açılmasına müsaade edilmesinde Sağlık Bakanlığımızın, Sağlık Bilim Kurulu'nun ve Cumhurbaşkanlığımızın çalışmaları neticesinde bunların açılmasına müsaade ediliyor. Tabii ki bu zaten COVID-19 virüsünün şu anki seyri Türkiye'mizde inişe geçmiş durumda. Muhakkak bir iyileşmeye doğru gidildiği için bazı toleranslar tanınması gerekiyordu. Bu bence olumlu bir uygulama. Niye? Bazı 7 ilimizde vakası az görülen 7 ilde bu kısıtlamalar kaldırılıyor. Bu kısıtlamaların kaldırılması aynı zamanda o 7 ilin ve ülkenin ekonomisine bir katkıdır. Şimdi ekonomisine katkıdır diyorsunuz da mesela bugün sabah haberlerde de izledik.
Dünden itibaren mesela Bodrum girişinde 5 kilometre, 6 kilometre araç kuyrukları oluşmuş. Yani insanlar tabii ki haliyle tedirgin oluyorlar. Mesela siz şu an hiç vakamız yok diyorsunuz ama hafta sonu diyelim 1000-2000 kişi birden geldiğinde haliyle bir tedirginlik hem halkta hem sizde oluşacak mıdır acaba? Ya muhakkak bu olacaktır ama Cumhurbaşkanımızın da söylediği bir söz var, unutmayın bunu. Dedi ki kısıtlamaları gevşetiyoruz ama dedi vaka sayıları artarsa tedbirlerimiz daha sıkı olacaktır dedi. Daha sert olacaktır daha, bir pardon, şekilde. Pardon, daha, daha sert, daha, daha tedbirlerimiz sert daha sert olacaktır dedi Cumhurbaşkanımız. Yani buna istinaden halkımız da insanımız da ona göre bu anlayışa göre hareket edeceğine ben inanıyorum. Sayın İnan, şu an bir yılınızı doldurdunuz Karacasu Belediye Başkanı olarak. Evet. Yani bir yıldan iki ay fazla, yani bir yılınız tam olarak doldu. Bir yıl içerisinde Karacasu için en iyi veya en çok sizi mutlu eden icraatınız ne oldu? Veya en çok böyle hani insanlar bazen bir şey yaptığında o çok kendilerini mutlu ederler. Veya onur duyarlar, yani iyi ki bunu yaptım diye. Bu bir yıl içinde sizi en çok mutlu eden Karacasu için yaptığınız işlerin başında gelen bir iki iş diyeyim ne oldu? Şimdi şöyle bir iki iş derken yaptığım işlerin hepsi beni çok çok mutlu etti. Bunun nedenine gelince yaptığım işler yıllarca yapılmayan işler, yıllarca el atılmayan işler idi. Bunun başında beni en çok memnun eden Sayın Valimizin de büyük destekleriyle biz Karacasu'yu hep dedik ki Safranbolu yapacağız dedik. Evet. Bunun ilk adımını attık. Bismillah, bismillah dedik, ilk adımını attık. Ne yaptık? Cuma Mahallesi ve Büyük Dağlı Mahallesi'nde bizim Küçük Arık Sokağımız var. Küçük Arık Sokağımızı sokak iyileştirme ile Kültür Bakanlığımızla protokolü yaptık. Kültür Bakanlığımızı onaylattık ve bugün itibariyle de mühendis arkadaşlar, mimar arkadaşlar gelip restorasyon çalışmalarına başlayacaklar. Aynı anda Karacasu'da 3 tane eski yapıyı da Sayın Valimizin öncülüğünde kamulaştırdık, belediye bünyesine kattık. 2 tane yapının kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Yani Karacasu'yu Safranbolu yapma adına ilk adımı atmak bana nasip oldu. Bu yüzden ben en çok mutlu olduğum yatırımlarımdan, en çok mutlu olduğum işlerimden birisi. Bunu daha hangi işlerimi söyleyeyim size? Yaykın'da, Yaykın mahallemizde yine YİKOP işbirliğiyle halı saha açtık ve o çocukların, o gençlerin sevincini gelip de görmek gerekiyordu. Daha önce belediyede, belediyelik zamanında hiç yapılmayan her ay muhtarlara toplantı yapıp muhtarları bilgilendirme toplantısı yaptık. Bu koronavirüsü girdiği tarihe kadar her ayın ilk pazartesi bütün muhtarları toplayıp onlar mahallelerindeki sorunları bize aktardılar. Biz neler yapabiliriz? Çözümü ürettik. Yapabilecek olduklarımızı hemen gündeme getirdik. Yaptık. Yapmaya çalışıyoruz. Daha neler söyleyeyim başka size ben? 44.500 metrekare şu ana kadar Karacasu ve mahallelerinde taş döşedik. Kilit taşı döşedik. WhatsApp hattı kurup bütün vatandaşlarımızın istek ve arzularıyla bize ulaşmalarını sağlamak adına iyi bir atılım oldu. İyi bir iş oldu diye düşünüyorum.
Başkanım, hemen özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. WhatsApp hattına gelen tüm talepler önünüze geliyor mu? Hepsini okuyor musunuz? Geliyor, evet. Evet. Önce danışmanım okuyor. Onun Yani evet. çıktısını alıyor. Çıktısını alıp bana getiriyor. Ona göre hepsini değerlendiriyorum. Hepsini okuyorum. Hepsini Çoğuna da cevap veriyorum yani. Değerlendiriyorsunuz. Buradan da yani bilmeyen vatandaşlarımız için Karacasuyu çok iyi bilmeyen vatandaşlarımız için de söylüyorum. Başkanım da biraz önce izah etti. Safranbolu evleri, yani safran bir yeni başka yeni bir Safranbolu yapacağız. Evet. Sayın Aydın Valiliğinin de pardon desteklerini. Karacasu'da çok fazla tarihi, değil mi başkanım, evler var. Evet, aynen. Tarihi konaklar var. Yüzyılı aşkın veya henüz daha yüzyılı gelmemiş. Osmanlı Selçuklu mimarisi özellikle. Evet, bunların şeyini hiç bozmadan bunların valilikle beraber yürüteceğiniz bir proje değil mi başkanım bu? Şimdi evlerin kamulaştırılması, evet, valilikle birlikte. Ama sokak iyileştirmesini Kültür Bakanlığımızla yapıyoruz. Peki bu ne kadar bir süreç? Şimdi şöyle, ne kadar süreç? Kültür Bakanlığımızdan şu an her şey hazır. İşte bugün akşam geliyor arkadaşlar. Mimar ve restorasyonda çalışacak olan arkadaşlar Ankara'dan geliyor. Bugün itibariyle restorasyon çalışmalarına başlanacak. Yani süreç başladı. Süreç başladı. Tahmin ediyorum 2021'in sonunda biteceğini ümit ediyorum ben. Anladım başkanım. Başkanım, buyurun. Bir şey daha söylemeden geçemeyeceğim. Buyurun. Daha önce bu seçim esnalarında ve daha önceki yıllar halkın, Karacasu halkının ve Karacasu esnafının rahatsız olduğu Karacasu merkezdeki bizim içkili mekanlarımız vardı. Bunlara da Karacasu dışında yer yaptık, dükkan yaptık. Hepsini şu an oraya kaldırdık. Bu da en çok sevindiğim konulardan birisi de bu. Bunu halkım da çok memnun kaldı. Bunu yaptık. Bu da gündeme geçti yani. Şehir içinde olan alkollü iş yerlerini şehir dışına taşıdınız. Şehir dışına taşıdık, evet. Yerleri siz mi yaptınız Sayın Başkanım? Yani Aynen, yerleri biz belediye olarak yaptım. İhale usulüyle herkese sadece Karacasu merkezdeki içkili mekan çalıştıran esnafımıza o yerleri tahsis ettik ihaleyle. Yani kapatmadınız, başka bir yer vererek şehir içinden şehir tabii dışına oraya taşındıklarında taşıdınız. Eski yerleri kapandı. Kapandı. Kapandı, eski yerleri kapandı. Peki esnaf ne durumda şu an başkanım? Malum kapalı. Size geliyorlar yani, mı? Sizden talepleri şimdi oluyor burada, mu? Şimdi burada ne dememi bekliyorsunuz? Anlıyorum. Mutlaka sizlerin de tabii ki esnaf için mutlaka ki çalışmalar oluyordur, öngörüleriniz oluyordur. Şimdi tabii ki bu şöyle Ayla Hanım, bu zor bir süreç. Bu zor evet. bir süreç. Burada esnafımız, halkımız, hepimiz, milletimiz bir bütünüz biz. Bu virüsü yenersek millet olarak hep beraber yeneceğiz. Ekonomi olarak zora girersek millet olarak hepimiz zor duruma düşeceğiz. Ama ne var ki önce sağlık. Devletimizin, bizim Türk devletlerinin düsturlarından insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla. Önce insan, önce sağlık anlayışıyla düşünüyoruz. Sağlık olsun ki her şey olur gider diyorsunuz. Her şey yoluna girer. Şimdi bir de başkanım siz Karacasu olarak ilk defa bir uluslararası festivale imza attınız. Evet. Çok büyük bir değer hemen yanı başımızda Afrodisyas. UNESCO tarafından da Dünya Mirası şeyine alındı, 17. sıraya alındı. Afrodisyas şu an kapalı değil mi başkanım? Herhangi bir ziyaret, şu bu, giriş çıkış yok Afrodisyas'a. Evet, kapalı.
Kapalı. Kapalı. Yani Aynen. yerli vatandaşlar da mı giremiyor, ziyaret edemiyor Tabii şu tabii anda? tamamen kapalı. Tamamen kapalı. Kapalı evet. Tamamen kapalı. Afrodisyas için mesela ben hep şöyle demişimdir, bunu hatta size de dile getirdim mi bilmiyorum. Daha önceki dönemlerde, daha önceki televizyon programlarımda, sayın vekillerimizle yaptığımız programlarda demişimdir ki, Karacasu'yla Afrodisyas arası 32 kilometre mi başkanım, 35 kilometre mi? Yok o kadar, 25 kilometre. Yok o kadar 25 yok. kilometre. Tabii, yok o kadar yok. Yani yaz aylarında Karacasu'nun içinden geçen tur otobüsleri sayısı oldukça fazla Afrodisyas'a gitmek için. Bu tur otobüslerinin mesela sizin de öyle bir girişiminiz olur mu? Bu tur otobüslerinin işte yarım saat veya 45 dakika veya 1 saat Karacasu ilçede bir mola verip ondan sonra Afrodisyas'a gitmeleri, hem esnafı kalkındırmaları açısından sizin oldu mu böyle bir girişiminiz veya olur mu böyle bir girişiminiz? En azından o tur otobüslerinin Karacasu merkezde 45 dakika veya 1 saat konaklandırılması çarşı esnafına da faydası olur mu? Şimdi Ayla Hanım, biz zaten bu göreve gelirken Karacasu'yu turizm, eğitim ve tarımla kalkındıracağız dedik. Biraz önce konuştuğumuzda ikinci bir Safranbolu yapma niyetimiz var. İkinci bir Safranbolu yapacağız dememizdeki amaç bizim bu. Afrodisyas'a gelen turisti Karacasu'ya getirmek. İlk önceki amacımız. O yüzden biz önce şu an ben biz Afrodisyas'a gelen turisti Karacasu'ya gelin desek neye çağıracağım ben Karacasu'ya bu turisti? Neye çağıracağım? Neye gelecek Karacasu'ya turist? Ama ki ben buraya Karacasu'yu bir Safranbolu dediğimiz Safranbolu gibi yapmaya çalışsam, yaparsam bu değerleri ön plana çıkarırsam Karacasu'da o zaman turisti ben buraya getirmeye yüzüm var. Turisti buraya getirebilirim. Başka türlü ben turisti buraya getiremem. Önce ben Karacasu'yu güzelleştirmem lazım turisti getirmem Anladım. için. Anladım başkanım. Yani o şekilde. Turiste cazip bir durumu getirmem lazım Karacasu'yu ki turiste karşı Afrodisyas'a gelen turist ha Karacasu'da şu da varmış oraya da bir gideyim demesi lazım. Onun Yani o için zaman bizim şöyle anlıyoruz. 2021 yılından sonra Afrodisyas'a akan turist Karacasu içinde de kalacak ve belki de konaklayacak diye düşünebiliriz şimdiden. İnşallah. Nasip olursa. Bunun da zaten çalışmaları konaklama dediniz. Konaklamak için Karacasu yetersiz. Onun çalışmalarını da yapıyoruz. Tam kesin olmamakla birlikte önümüzdeki günlerde yani Karacasulu bir iş adamının otel yapma çabaları var. Biz Evet buna başkanım, öyle bir durum okuduk, öyle bir haber okuduk. Bir iş adamının Karacasu'ya bir 600 yataklı mı bir otel yapacağı öyle Ya, bir proje gündeme gelmiş. şimdi yatak sayısını şey yapmayalım da yani güzel bir yatırım yapacak. Otel yapıp önce çünkü Karacasu'da kalmayı biz konaklamayı çözmemiz lazım. Yapıyor inşallah odayı olunca Karacasu'da konaklamamak için hiçbir neden kalmayacaktır. İnşallah başkanım. Başkanım şöyle bir toparlarsak süremiz de doldu. Bu koronavirüs günlerinde Karacasu halkına ve vatandaşlarımıza söylemek istedikleriniz nelerdir? Şöyle bir son cümlelerinizi alsam. Şimdi ben buradan programın başında da size söylediğim gibi bizim koronavirüs ile yaptığımız mücadelede her zaman yanımızda olan, her zaman ne bileyim sokağa çıkmamaları gerektiğinde çıkmayan, sosyal mesafeye uyum gösteren, pazarcı esnafımızın söylediğimiz gibi mallarını poşetleyip satmaları, pazarcı esnafının başında halkımın birikmemesi, kendileri sosyal mesafeyi korumaları, gençlerimizin 20 yaşından küçük gençlerimizin sokağa çıkmaması gerektiğini söylediğimizde sokağa çıkmamaları, bütün bunlar için ben önce Karacasu halkıma çok teşekkür ediyorum.
bize yardımcı oldukları için. Son programımız doldu sanırım. Ben son cümlelerinizi alıyorum başkanım. Evet, Karacaoğlu halkına teşekkür ettiniz. Aynı zamanda buradan o zaman şu an beni izleyen başta anacığıma ve bütün annelerin pazar günü annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Herkesi Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederim başkanım programa katıldığınız için. Çok teşekkürler. Biz de size iyi günler diliyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet sevgili Ege TV izleyicileri Bir Deniz Yeli'nin daha sonuna geldik. Başka konuklarla, başka yayınlarla görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler diliyorum. Evde kalın diyorum, sağlıkla kalın diyorum. İyi günler efendim.